Herkese merhaba. Şimdi Genç Efit'ten çok beklenilen Ramazan videosu en sonunda sizlerle buluşuyor. Birkaç gün kaldı Ramazan'ın başlamasına. Ve sizlerden çokça soru alıyoruz. İşte Ramazan sırasında kilo almak istemiyorum, kilo vermek istemiyorum, kaslarımı kaybetmek istemiyorum, yağlarımı yakmak istiyorum falan filan. Bakalım Genç Efit bu konuda neler düşünüyor? Sizin için bayağı bir araştırma yaptık. Kendi bilgilerimizle de bunları harmanlayarak sizlere sunacağız. İlk olarak oruç sırasında vücutta hangi değişimler gözleniyor? Bunlardan bahsedelim. Ondan sonra spor yapanlar için beslenme ve spordan bahsedeceğiz. Veya spor hayatınızda yoksa bile kilo almak istiyorsanız nereye dikkat etmeniz lazım? Bundan bahsedeceğiz. Peki oruç tutarken vücutta ne gibi değişimler meydana geliyor? Bundan kısaca bahsedeyim size. Şimdi ilk olarak vücuttaki tahmin edersiniz gün boyunca sıvı almadığınız için dehidrasyon oluşuyor. Yani sıvı kaybı oluşuyor. Bunun yanında tabii hemen ekleyelim, bizim kardiyoyu çok tavsiye etmememiz, yani kardiyoyu azaltmanızı tavsiye etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu su kaybının artışına engel olmak. Bunun yanında pek çok faydası aslında var vücudun, vücuda hiçbir besin girmemesinin. Nedir bunlar? Şimdi vücut bütün odaklanmasını kendi yeniden yapılandırmaya veriyor. Yani bütün hücreleri tekrar yeniden yapılandırıyor, tamir ediyor. Hatta bazı araştırmalarda görülmüş ki bu beyindeki sinir hücrelerinin bile yeniden yapılandırması önemli ölçüde artıyor. Bunun yanında insüline olan hassasiyet de artıyor ki bu bizim gerçekten çok istediğimiz bir olay. Neden? Çünkü insüline hassasiyet ne kadar fazlaysa sizin kan şekerinizin dengelenmesi de o kadar kolay gerçekleşiyor. Hatta belki duymuşsunuzdur, bu aralar çok popüler olan konulardan bir tanesine intermittent fasting deniyor. Yani aralıklı olarak oruç tutma. Bunun değişik ülkelerde yapan insanlar var. Özellikle fitness'la vücut geliştirme ulaşan insanlar. Bu ne işe yarıyor? Bu da aynı espri. Sonuçta bunun amacı da bu vücudun kendini tamir etmesini sağlayan mekanizmayı aktive hale getirmek. Ve yapılan iş de günün sadece belli bir sürecinde, aynı oruç tutmakta olduğu gibi belli bir sürecinde yemek yemek ve geri kalanında hiçbir şey tüketmemek. Ve pek çok inanışın tersine biz kas kaybı bu dönemde aslında yaşamıyoruz. Eğer ağırlık çalışmasına devam edersek, yeterince protein alırsak ve yeterince kaloriyi alabilirsek. Peki Ramazan süresince nasıl spor yapmalıyız, onu da ben açıklayayım size. Öncelikle temel amacınız, unutmamanız gereken şey, irileşme, güçlenme, daha büyümek değil, bulunduğunuz, sahip olduğunuz kas kütlesini korumak ve yağ miktarınızı azaltmak olsun. Bu altın kuralınız. Peki bunu düşünerek vücut ağırlık egzersizlerinizi ve kardiyo egzersizlerinizi nasıl yapabilirsiniz? Ağırlık egzersizleri kısmında şu an hangi konumdaysanız Ramazan'a başlarken, işte set sayısı açısından, tekrar sayısı açısından, kaldırdığınız ağırlık açısından onu koruyun. Daha üzerine çıkmaya, kendinizi tekrar ispatlamaya çalışmayın. Özellikle ağırlık egzersizleri için vücut ağırlığıyla yapacağınız egzersizleri biz size tavsiye ediyoruz. Bizim programımızın çoğunda da zaten bildiğiniz gibi vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler var. Özellikle spor, iftar ve sahur arasında yapacaksanız büyük ihtimalle evde olacaksınız. Bu egzersizleri de kolaylıkla evde yapmanız mümkün. Gelelim kardiyo antrenmanlarına. Kardiyo antrenmanlarında da amacınız mümkün olduğunca şiddeti düşük tutmak, işte orta şiddette, hatta mümkünse süreyi kısaltmak olsun. İşte öyle 1 saat 2 saatlik kardiyolar yerine daha kısa, işte 30 dakika 45 dakika, haftada 1 gün, en fazla 2 güne limitlenecek şekilde kardiyonuzu yapın. Çünkü bildiğiniz gibi Ramazan süresince vücudumuzdan su kaybettiğimiz halde bunu geri almayacağız. Kardiyoyla, işte yüksek şiddetli antrenmanlarla bunu daha da körüklemek pek de iyi bir fikir değil. O yüzden dediğim gibi şiddetini ve süresini mümkün olduğunca düşük tutun. Orta şiddette yapacaksanız eğer kardiyonuzu yapın. Bu daha uygun olacaktır. Peki spor yapmak için en uygun zaman ne zaman? Şimdi size bir iki tane alternatif vereceğiz. Bunlardan hangisi sizin hayatınıza daha iyi uyuyorsa onu uygulayın. Şimdi en ideali İftarı biraz hafif tutup ondan 2-3 saat sonra spora başlamak. Ve iftar sırasında mutlaka bir miktar karbonhidrat ve protein tüketmeyi ihmal etmemek ve bolca tabii ki su içmek. Çünkü vücuttaki dehidrasyon gün içinde arttığı için. Ve spordan sonra da yine içinde karbonhidrat ve protein içeren bir öğünü tüketmeyi unutmayın. Peki bu size uymuyorsa, eğer diyorsanız ki işte biz ailemizle oturuyoruz, oldukça iftar sofrası için önemli ve az yemek çok mümkün değil. O zaman diğer alternatif, iftarınızı yapın sağlam bir şekilde. Sahurdan önce uyanın, sporunuzu yapın. Ondan sonra
tekrar sahurunuzda öğünüzü tüketin. Böylece yani fark ettiyseniz bizim amacımız orucu bitirdikten sonra belli bir gıda tüketimi yapıp sporu o bir sonraki gıda tüketiminin arasına koyabilmek. Bu arada sizin için en uygun ne zaman oluyorsa o zaman yapın. Peki diyorsanız ben ne iftardan sonra yapabilirim, ne sahurdan önce yapabilirim, sporu bırakayım mı? Hayır, sporu bırakmak en kötü fikir. O zaman daha az tercih ettiğimiz nedir? İftardan hemen önce spor yapmak. Çünkü neden bunu çok tercih etmiyoruz? Gün içerisinde su kaybımız dediğimiz gibi artıyor. Ve vücudun stres hormonu artıyor spor yaptığımız sürece. Ve bu da belki kasların kendini yeniden yapılandırmasını biraz zorlaştırabilir. Biraz kas yıkımına sebep olabilir. Ve bundan çok bizim aslında riskli olarak gördüğüm şey sakatlanma riski. Çünkü vücut gerçekten yorgun düştüğü için ona tekrar ekstra stres bindirmek çok istemeyiz. Ama bu spor yapmamaya göre her zaman bizim için tercih ettiğimiz bir yöntem. Ve biraz önce bahsettiğim gibi şiddeti çok yüksek tutmadığınız sürece çok bir problem olacağını zannetmiyoruz. Diğer taraftan da eğer diyorsanız ki işte ben tamam iftardan sonra yapmak istiyorum ama ben spor salonunda çalışıyorum. O saatte spor salonu kapalı oluyor, ne yapayım ben? Dediğimiz gibi belki de bu iyi bir fırsat. Bizim antrenmanlarımızın çoğu bildiğiniz gibi evde de yapılabiliyor. Ve bu antrenmanları özellikle vücut ağırlığı yaptığınız hareketleri daha fazla dahil ederek programınıza iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyoruz. Peki duyar gibi oluyoruz. Spor yapmak için en kötü zaman nedir? Hemen söyleyelim. En kötü zaman orucun tam ortasında spor yapmaktır. Hem böyle spordan önce alabileceğiniz bir enerji kaynağı yok, vücut su kaybetmiş. Hem spor sırasında stres hormonları üretiliyor ve vücudun bütün bu anabolik dediğimiz süreci yani yapıcı süreci tam tersine dönüyor. Ve spordan sonra yeniden yapılandırma için tüketebileceğiniz bir besin yok, bir içecek yok. Kendinize yapabileceğiniz en kötü zamanlama herhalde orucun tam ortasında spor yapmaktır. Peki şimdi vücudun değişimlerinden bahsettik oruç tutarken, sporu hangi saatte yapmak en iyidir ondan bahsettik ve spor yaparken nelere dikkat etmek gerekir ondan bahsettik. Şimdi ikinci videomuzda da size beslenirken amacımız tabii ki kas miktarını korumak ve yağ yakmanı hızlandırmak ise beslenirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz.